Evet yine muhteşem bir manzara, Faralya köyündeyiz. Hemen Kabak Koyunun üst bölgesindeyiz şu anda. Konum itibarıyla zaten görüyorsunuz. Yoruldum ya. Burası hep böyle dağlık yamaç, o yüzden her yere nefes nefese çıkıyoruz. Bakın sizin için burada her zorla katlanarak dağ tepe durmadan yürüyoruz. Koşuyoruz, çıkıyoruz, iniyoruz. Burada yine çok güzel bir parselimiz var. 3.486 metrekare. Tam önümüzde muhteşem deniz manzarası. Hemen çamların arasından zaten görüyorsunuz buradan. Mümkün olduğu kadar. Elimizde henüz daha bu son teknoloji aletlerimiz olmadığı için size ancak bunlar gösterebiliyorum arazinin içerisinden. Gerçekten doyum olmayan muhteşem bir deniz manzarası. Hemen Kabak e, koyunun tam üst bölgesindeyiz. Ve müthiş bir yer. Bakın gördüğünüz burada görebildiğiniz her taraf yemyeşil orman. Arkanız komple e, dağ dağla çevreli. Yani sırtınızı e, burada dağa yaslıyorsunuz. Etrafınız sağınız, solunuz her yer Oksijen deposu çam ağaçlarıyla bezenmiş ve gerçekten ön kısmından da sabah kalktığınızda direkt denizle kucak kucağa bir e, manzara eşliğindesiniz. Hep diyorsunuz böyle deniz manzaralı güzel bir yer denk gelirse diye. Bugün yine burada çok güzel e, parsellerimiz bulduk. Dediğim gibi şu andaki içinde bulunduğum parsel 3000 486 metrekare yüz ölçümü tam olarak. Yine bunun yanında buraya Karasur Yolları her türlü yol çalışması buraya gördüğünüz üzere yapılmış. Hatta buraya parka yol bile yapılmış şu andaki şu e, duruma rağmen. Evet, arka kısmı cepheniz bu şekilde. Yine karşımızda görüyorsunuz çok güzel buraya duvarlar örülerek burada artık e, teras dediğimiz, taraça dediğimiz bir sistem biraz da Karadeniz bölgesini andıran bir yapıya sahip burası ama buralar çok sağlam kayalıktır burası torosların eteği olduğu için gerçekten burasının dağ yapısı çok sağlam o yüzden buraya da çok güzel taraçalar, teraslar yapılmış onun üzerine de bir bölgesini bahçe diğer bölgelerinde de hem deniz manzaralı bungalovlar villalar haricinde restoranlar yani burada tamamıyla e, izole bir hayat tarzı veya izole bir tatil tamamıyla kendinizi dünyadan soyutluyorsunuz İster Avrupa'dan gelin isterseniz İstanbul'dan Ankara'dan nereden, nereden gelirseniz gelin e, sizi böyle eşsiz güzel bir manzara içerisinde e, çok güzel bir tatil bekliyor diyelim veya buradan bir tane e, arsa e, arazi almak nasip olursa artık burada Belki de buranın yerli halkı olarak burada ömrünüzün kalan kısmını da yaşama şansınız ee, tabii ki elbette olacaktır. Evet böyle güzel manzaradan çok güzel bir Kasım ayından güneş gerçekten burada şu anda yakıcı bayağı bir sıcak var. Ee, belki bulunduğunuz yer İstanbul, Ankara belki Avrupa ülkelerinin farklı e, Avrupa ülkelerindesiniz. Ama ben buradan hepinize sevgilerimi gönderiyorum. çünkü. Kasım ayı olmasına rağmen burada sıcaklık şu an itibariyle bir 27-28 derece bir sıcaklık var. Gerçekten muhteşem. Böyle hava her yerde yok. Böyle deniz, böyle manzara her yerde yok. Tabii ki böyle manzaraların, böyle yerlerin e, fiyatları da elbette e, öyle <laughs> düşündüğünüz rakamlarda küçük olmuyor. O yüzden benim mazur görün. Ben yer sahibi değilim. Buranın fiyatlarını tamamen artık buraya yerleşen yerleşimcilerin e, emsel olarak e, arttırdığı bir dönemdeyiz. Evet. E, dediğim gibi burası çok uzak bir yer değil. Burası Faralya'nın 3. Mahallesi. E, Kelebekler Vadisi'nden başlayarak devam edersek 1. 2. Burası 3. Mahallesi. Kabak Koyu ve Fethiye'ye de yaklaşık olarak 20-22 km, km bir mesafemiz var. E, Kabak Koyu e, olarak. Bu son detayı vermiş olalım. Şimdiden bütün e, Avrupa'da Avrupa ülkelerinde yaşayan kardeşlerimize de buradan bu güzel manzaradan ve diğer İstanbul'daki, Ankara'da bütün Türkiye'de yaşayan diğer kardeşlerimize de buradan sevgilerimiz, saygılarımı gönderiyorum. Umarım geldiğiniz zaman böyle bir yere ziyaret edersiniz. Hoşçakalın.